Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştık. Onu anlatmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Paris Barış Konferansı'nda alınan kararla İzmir ve çevresinin İtalyanlara değil Yunanlara verilmesine karar verilmişti. Bunun sebebi de bölgede güçlü bir İtalya görmek yerine İngiltere ve Fransa zayıf bir Yunan devletini tercih ettiği için İzmir'in işgalini Yunanlara vermişti Paris Barış Konferansında. Buranın yasal tutanağı ya da yasal zemini ise Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Paris Barış Konferansında sunduğu ve Wilson ilkelerine dayanarak bölgedeki Rumların Türklerden fazla olduğunu iddia ettiği sahte belgelerdir. Bu belgeler itiraf devletleri tarafından kabul edildiği için Osmanlı Devleti bu konuda yapacağı çok fazla bir şey yoktur. E, tarihler 13 Mayıs 1919'u gösterdiğinde e, itiraf devletlerinin e, denetiminde Yunanlılar İzmir'i işgal etmek için harekete geçerek İzmir'e donanmayı getirdiler. Ve İngiliz Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Kaltrop İzmir valisine şehrin Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanarak e, işgal edileceğini söyledi. Yasal tutanağı buydu. Peki Mondros'un 7. maddesi neydi? İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda buraları işgal edeceklerdi. Ve buna dayanarak buranın işgal edileceğini söylemiştir. Bunun dışında Osmanlı hükümeti validen hiçbir şekilde Yunanlıların başlatmış olduğu bu işgale karşı çıkmamalarını istemiştir. Bu da Osmanlı hükümetinin itiraf devletlerinin güdümünde olduğunu gösteriyor. İzmir valisi de gelen emirlere uyarak bütün askerleri, bunun dışında güvenlik güçlerini kışlalara çekerek bu şekilde işgallere tepki göstermemiştir. Tabi 14 Mayıs günü İzmir halkı Yunanlılar tarafından İzmir'in işgal edeceği haberini alıyorlar. Burada Reddil Hak Cemiyeti'nin çok önemli faaliyetleri vardır. Reddil Hak Cemiyeti arkadaşlar milli mücadelede yararlı cemiyetler içerisinde yer almaktadır. Amaçları arkadaşlar bölgedeki Türk nüfusunun Rumlardan fazla olduğunu belgeleyerek işgallerin haksız olduğunu Basın yayın yoluyla dünyaya duyurma faaliyeti göstermişlerdir ve bunlar protesto faaliyetlerinde bulunarak tepkilerini ortaya koydular. E, Vali İzzet Paşa İzmir Valisi arkadaşlar her ne kadar halktan gizlemeye çalıştıysa da yapacak bir şey yok. İzmir'in işgali halk tarafından duyulmuştu. E, 15 Mayıs sabah arkadaşlar e, Rum halkının sevinç gösterileri Rum halkı dediğimiz Osmanlı Devleti'nin içerisinde yaşayan halkı yani yıllarca Osmanlı Devleti'nin ekmeğini yiyen Rumlar yaşasın Venizelos diyerek bu şekilde sevinç gösterileriyle Yunanlıların İzmir'e girişini bu şekilde sevinçle karşılamışlar. Tabi bu durum karşısında valinin ve Osmanlı hükümetinin tepkisiz kalması hatta büyük bir endişe uyandırmış ve hayal kırıklığına neden olmuştur. Ancak bunlar içerisinde gazeteci Hasan Tahsin bu durum arkadaşlar içine sindiremeyerek burada Yunan askerlerine ateş etmesi üzerine şehit edilmiştir. Yunanlılar arkadaşlar hükümet konağını, belediyeyi, karakolları teslim almış ve bu şekilde birçok Osmanlı memurunu da tutuklamıştır askerlerini. Yine bunun dışında tutuklanan memurlar içerisinde arkadaşlar Albay Süleyman Fethi Bey'in çok önemli bir olayı vardır Yaşasın Venizelos yani Yunanistan Başbakanı'nın yaşasın Venizelos diyerek e, bağırarak altışlamasını istedikleri için e, bu öneriyi reddeden Alman, Albay Süleyman Fethi Bey'i de şehit etmişlerdir. Arkadaşlar e, İzmir'de Yunan işgali e, sadece İzmir'le sınırlı kalmamış. Aynı zamanda Ege'nin içlerine kadar gitmiş. Tabii ki arkadaşlar bu durumda işgalleri protesto etmek adına Anadolu'nun her tarafında Ulusal bağımsızlığı savunan milli mücadeleci halk protestolar, mitingler ve gösterilerle tepkilerini ortaya koymuşlar. Yine Mustafa Kemal de Havza'da yayınlamış olduğu genelgeyle ki milli mücadelenin ilk resmi belgesidir. Kınamayı ve aynı zamanda arkadaşlar bu şekilde bildiri yayınlayarak bu şekilde işgallerde halkın milli duygularını ve ulusal birincin oluşmasını sağlamıştır. Yine bunun dışında arkadaşlar İstanbul'da Fatih'te ve aynı zamanda arkadaşlar Sultanahmet'te iyi bir iki tane büyük miting yapılmıştır. Bunun dışında İzmir'in işgaline kalemiyle destek verenler, İzmir işgalinin haksız olduğuna kalemiyle destek verenler var. halde Edip, Nakiye Hanım, Selim Sırrı, Tarcan, Sait Bey ve Mehmet Emin Yurdakul bu şekilde arkadaşlar duygulu konuşmalar ve protestolar yaparak işgallerin haksızlığını insanlara anlatma gereği duymuşlar. Ee, yine arkadaşlar en önemlisi tabii ki bu tehlikeli gören Türk halkı da direnişin şart olduğunu görerek İzmir'in işgalinden sonra Kuvayi Milliye'nin doğmasına neden olmuştur. Ve aynı zamanda milli bilincin oluşmasını sağlamışlardır. Peki Kuvayi Milliye nedir? Kısaca size bahsetmek istiyorum. Kuvayi Milliye İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra Padişah'ın İstanbul hükümetinin ve İzmir valisinin duyarsız ve tepkisiz kalması ve teslimiyetçi tutumlarına karşı Anadolu halkının oluşturduğu silah, silahlı, düzensiz çeteci, milis, dağınık, vatansever kuvvetlerdir arkadaşlar. Bunların temel amacı işgalin bir an önce durdurulması ve İzmir'in yine eski haline gelmesi konusunda faaliyetlerde bulunmasıydı. Peki İzmir'in işgaliyle Kuvayi Milli ortaya çıktığı gibi halk ilk defa ulusal bağımsızlık alanında bilinçlendi ve milli mücadele için örgütlenmek için harekete geçtiler mitingler yapıldı. Aynı zamanda İzmir'in işgalinden sonra e, Reddil Hak Cemiyeti kuruldu ve halk işgalcilere güvenilemeyeceğini, padişah ve İstanbul hükümetine güvenilemeyeceğini söyledi. Tabii ki Yunanlılar sürekli olarak işte Wilson ülkelerine dayandırdıklarını söylüyorlardı ve bölgedeki Rumların Türklerden fazla olduğunu İzmir'deki Rumların Türklerden fazla olduğunu iddia ediyorlardı. Türkler de bunun doğru olmadığını göstermek adına bu şekilde uluslararası alanda bahsin yayın yoluna gidince bunun üzerine tepkileri azaltmak adına bölgeye Amiral Bristol adındaki bir arkadaşlar generali gönderdiler. İzmir ve çevresinde yapmış olduğu faaliyetler neticesinde Amiral Bristol'un almış olduğu kararlar arkadaşlar şunlardır. Bölgedeki olayların sorumlusu Türkler değildir Rumlardır diyor arkadaşlar. Yani Amiral Bristol bu işgalin haksız olduğunu resmi olarak belgelemiş oluyor. Yine bunun dışında bölgede Türkler çoğunluktadır ve Yunanlılar bölgeyi ilhak etmişlerdir. Yani işgal etmişlerdir. Bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik kesinlikle değildir diyor. Bunun dışında arkadaşlar bölgeden Yunanlıların bir an önce çekilerek bölgenin itiraf devletlerine teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Burada bizim bilmemiz gereken en önemli nokta şudur. İlk defa uluslararası bir belge Türk milli mücadelesine haklı göstermiştir arkadaşlar. Yani Amiral Bristol raporunda İzmir'in işgalinin Yunanlılar tarafından haksız olduğunu ilk defa görüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar Yunan işgalinin ne şekilde yapıldığını dünyaya haksız olduğunu duyurduk. Ve bu şekilde haksızlığımız, e, haklı olduğumuzu dünyaya resmi olarak belgelemiş olduk. Tabi her ne kadar biz bunları belgelesek de itiraf devletleri tutumlarından vazgeçmeyecekler. Onu da biliyoruz. E, i̇şgaller Mondros'un 7. maddesine dayanarak devam etmiştir arkadaşlar. Güvenliklerini tehdit edeceğini düşünerek Anadolu'da işgale başlamışlardır. Mondros'un 7. maddesine dayanarak. Bu işgaller arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndaki gizli anlaşmalarında uygulamaya geçildiğinin açık göstergesidir. Neydi bunlar? Sykes-Picot, McMahon, Saint-Jean de Marouen, Londra ve Petrograd anlaşmalarıydı. Bunların özellikle hayata geçtiğini açık bir şekilde görüyoruz. Peki Mondros'un imzalanmasından sonra İngilizler arkadaşlar ne yaptılar? E, Musul'u, İskenderun'u, Urfa, Antep, Maraş'ı, Samsun ve Merzifon'u işgal ettiler. E, yine bunun dışında arkadaşlar Fransızlar Adana ve çevresini e, işgal ederek bu bölgede bulunan Ermenileri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırttılar. İtalyanlar Konya, Antalya, Söke, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'i işgal ettikten sonra 3 Kasım'da ise arkadaşlar itiraf devletleri resmen İstanbul'a girmişlerdir. Evet bu da bize gösteriyor ki arkadaşlar Osmanlı Devleti teslimiyetçi tutumuyla maalesef hiçbir şey yapmayarak işgaller karşısında Padişah ve Osmanlı Hükümetinin aciz kaldığını görüyoruz. E, bu işgaller karşısında da Türk Milleti vatan ve bağımsızlığını korumak amacıyla e, milli mücadelenin başlaması için harekete geçmişlerdir. İşgallere karşı yapılan en önemli şeyler Anadolu'nun her tarafında yapılan e, mitinglerdir. Dünya kamuoyuna e, haklı davamızı duyurmak için. E, bunun dışında Yundun 4000 yanında teşkilanarak silahlı güçler oluşturmuşlardır. Biz bunlar arkadaşlar genel olarak Kuvayi Milliyeciler diyoruz. Evet şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Kuvayi Milliye nedir? Az önceki söylediğimiz gibi Kuvayi Milliye İzmir işgalinden sonra kurulmuş, halk tarafından kurulmuş bölgesel çeteci ve aynı zamanda silahlı milis yararlı kuvvetlerdir arkadaşlar e, işgallere karşı ilk tepki yani ilk kurşun Hatay'ın dört yol içerisinde arkadaşlar 19 Aralık 1918 yılında atılmıştır. E, hatta bunun anısına özellikle şu an günümüzde Hatay'ın dört yol içerisinde ilk kurşun e, anıtı ve aynı zamanda ilk kurşun ilk yönetim okuluna da adı verilmiştir aynı zamanda. E, baktığımız zaman arkadaşlar Güney cephesinde Urfa, Antep, Maraş'ta Fransız ve Ermenilere karşı e, baktığımız zaman önemli başarılar elde edilmiştir. Yine bunun dışında arkadaşlar işgalden sonra Yunanlılar İzmir'den Ege'ye doğru ilerlediler. Ve Yunanlılar Ayvalık'ta Ali Çetinkaya emrindeki e, 172. Alay ve Kuvayi Milliyeciler tarafından çok büyük zayiatlar verdiler. Bu şekilde püskürtülmüştür. E, bunun dışında arkadaşlar Bergama, Salihli, Aksar ve Nazilli'de de e, savunmalar yapılmış. Ve aynı zamanda bu e, burada özellikle arkadaşlar yapılan mücadelede buraya Batı cephesi adı vermiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan öncedir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'ndakiyle karıştırmayalım. direnişin merkezi arkadaşlar Batı Anadolu'da Balıkesir olmuştur. Ve daha sonra arkadaşlar e, Kuvayi Milliye güçleri kongre ile birleştirilmişti. Kuvayi Milliyeciler düzenli orduya geçerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında da önemli işlere imzalar atmışlar. Önemli işlere imza atmışlardır. Yine arkadaşlar burada Balıkesir Kongreleri ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan kongrelerle e, bu şekilde arkadaşlar e, burada ne yapabiliriz, daha faydalı işler neler olabilir diye bu kongreleri toplamışlardı. Tanınmış Kuvayi Milliye Liderlerine baktığımız zaman arkadaşlar Demirci Mehmet Efe, Parti Pehlivan, Gaddar Pehlivan, Halil Efe, Şahin Bey, e, Kara Fatma, İpsiz Recep ve Ethem Bey gibi Kuvayi Milliye Liderlerinin milli mücadelede Özellikle arkadaşlar çok önemli faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi Kuvayi Milliye'nin yararları da vardır arkadaşlar. Zararları da vardır. Öncelikle Kuvayi Milliye'nin yararlarından biraz bahsedelim size. Kuvayi Milliye'nin yararları arkadaşlar Yunan işgalini duyduktan sonra Yunan ilerleyişini durduramamışlardır. Ama en azından onlara zarar vererek yavaşlatmayı başarmışlardır. Yine bunun dışında en çok mücadele ettikleri Rum ve Ermeni çetelerdir. Düzenli ordunun temellerini oluşturmuşlardır ve aynı zamanda düzenli ordu kuruluncaya kadar da bu şekilde zaman kazandırmışlardır. Bunun dışında baktığımız zaman en temel özellikleri vatanın bağımsızlığı için mücadele etmelerdir. Bakın arkadaşlar daha önce de söylemiştim ulusal egemenlik ile bağımsızlık birbirinden farklıdır. Bu adamların temel hedefi bağımsızlıktır egemenlik değil arkadaşlar. Peki Kuvayi Milliye'nin bu şekilde yararları var. Ama Kuvayi Milliye'nin zararları da var. Peki nedir zararları? Bir kere arkadaşlar bunlar düzensiz disiplinden yoksunlardır. Emir komuta zinciri yoktur bunlarda. Bunun dışında bu kişilere baktığımızda dağda gezen zeybekler, asker kaçakları, köylüler ve halktan meydana geliyorlardı. Ve ellerinden geldiği kadar vatanı savunmaya çalışıyorlardı. Yine bunun dışında arkadaşlar bazı birliklerde eşkıya reisleri, eski subaylar ve efeler komuta ediyorlardı. Ee, bölgesel savunma yapmışlardı ve bunların askerlik bir mesleği değildi arkadaşlar. Ee, bazen de ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaya ve e, yakalamış oldukları suçluları ya da savaş esirlerinin cezalarını kendileri vermeye başladılar. Bu da arkadaşlar sıkıntılara neden olmuştur. Evet memleketin iç durumuna baktığımız zaman arkadaşlar memleketin iç durumu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra verilen büyük bir kayıptır. 1914-18 yıllar arasında verilen büyük kayıplardır. Ülke ekonomisi zayıflamıştır. Bunun dışında şartları çok ağır olan bir anlaşmayla tam bir teslimiyetçilikle devlet bu şekilde itiraf devletlerinin eline verilmiş ve işgaller başlamıştır. Özellikle işgalleri yaparken de Mondros'un 7. maddesini kullanmışlardır. E, baktığımız zaman Türk milleti bu e, işgallere karşı arkadaşlar siyasi olarak müdafaa hukuk cemiyetlerini askeri olarak da kuvay milliye ile tepki verdiklerini görüyoruz. Yani Osmanlı Devleti'nin yöneticileri değil halkın vermiş olduğu tepkilerden bahsediyoruz. E, bunun dışında arkadaşlar Osmanlı Hükümeti'nin o dönemde uyguladığı politikalara bağlı kalarak e, güçlü devletlerin himayesine girmeyi düşünenlerin de olduğunu görüyoruz. Yani başka milletlerin İngiltere'nin, Fransa'nın ya da diğer devletlerin himayesine girerek yaşamayı düşünen yöneticilerin olduğunu da görüyoruz özellikle. Bunun dışında Ermeniler ve Rumlar almış oldukları destekle kendi devletlerini kurmak için de Osmanlı Devleti'nde birçok zararlı işlere imza atmışlardır. Ve biz baktığımız zaman cemiyetleri 3 grupta ele alıyoruz arkadaşlar. Bunlar Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler, Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler ve azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler olarak alıyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer önemli sorun arkadaşlar baktığımız zaman Pontus meselesi'dir Osmanlı devletinde. Evet Pontus meselesi nedir şimdi ona bakalım. Pontus meselesi arkadaşlar Amasya Merzifon'da bulunan Amerikan kolejindeki Pontus cemiyetinin amacı Karadeniz bölgesinde bir Pontus devleti kurmakta amaçları. Ee, İnebol'dan başlayıp Batuma kadarki olan yerlerin sınırlarını da çizmişler ve burada e, Pontus devletini kurmak istiyorlardı. Bu yüzden de arkadaşlar ne yaptılar? E, yapmış oldukları çetecilik, soygun e, ve cinayet gibi olaylara karışmışlardı. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda itiraf devletleriyle Pontus cemiyeti işbirliği yapmıştır. E, Osmanlı devletini parçalamak ve çökertmek için itiraf devletleri de bu cemiyeti ve çeteleri destekleyip onlara her türlü ekonomik, askeri ve siyasi desteği vermiş ve onlardan güç almışlardır. Yine 1. Dünya Savaşı'nın başlarında Rumlar Osmanlı Devleti'nde askere çağrılmış. Ancak arkadaşlar Rumlar askere gitmedikleri gibi aynı zamanda Türklere saldırdıkları gibi aynı zamanda ne yapmışlar? İtilaf Devletlerine karşı da casusluk faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Tabi tabii ki arkadaşlar Pontusçu çetelerin amaçları belli. Ee, Doğu Karadeniz bölgesinde kendilerinin nüfus olarak fazla olduğunu göstererek burada Pontus Devleti'ni kurmak, bunu da yaparken Wilson ilkelerine dayandırmak gibi bir niyetleri vardı. Osmanlı Devleti'nin ordusunu zayıf düşürerek itiraf devletleri karşısında gücünü azaltmak istiyorlardı. Ee, i̇tiraf devletlerinin ordusuna da aynı zamanda destek verdiler. Bu en büyük destek Osmanlı Devleti'nin askeri ordusuna katılmamalarıyla olmuştur. Osmanlı Devleti'nin yönetimini Aciz durumda bırakarak bu şekilde itiraf devletlerine her zaman destek olmuşlardır. Ruslar Trabzon ve çevresini Rum çetelerinin yardımıyla almışlardı 1916 yılında. Daha sonra da arkadaşlar Ruslar desteğini hiçbir zaman için Rumlardan esirgemedi. Rumlar Türk köylerinin arkadaşlar saldırılarını arttırmışlardır. Özellikle Karadeniz bölgesindeki Türk köylerine saldırdılar. Ve İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi de boş durmadı bu dönemde e, patrikhane ve kiliseler Doğu Karadeniz'de bulunan Rum okullarını ve kiliselerini toplanma eli, örgütün faaliyetleri, propagandaları, bunun dışında çetelerin oluşturul oluşturulması ve silah deposu olarak kullandılar. Yine